havadan konuşacağız havadan konuşunca havadan konuşmayacağız yani Ben tekim konuşuyorum ama şu anda hepinize yayın ile dünyaya bir tek şey sonsuz oluyor. En yakına en uzağa eşit oluyor. Kuantum fiziğinden hatırlayın. Buradan çıkan dalgalar insanın kokusu bir dalga boyudur. Burayı değiştiriyor. Arne karnında hangi teknolojiyle insanın ruhunu koymuşsa, insanı yerleştirmişse benim ağzımdan çıkan kelimenin içerisine de aklımı, ruhumu, kalbimi, duygularımı da öyle koymuş. Kulaktan giren direkt kalbe gidiyor. Beyne uğramıyor. Ses. Aa bak gösteriyor. Saçı düzeltiyorum. Yüzümü gösteriyor ayna. Bu aynaya bak. Benim duygularımı göstermez. Hislerimi göstermez. Sırf görüntümü. Peki bu aynaya bak ruhu gösteriyor. Et ayna olur mu? Ben buraya ilk defa geldiğim için burası da daha yeni açıldı. Dershanelerin açılmasına maddi ve manevi katkısı olan zerre kadar Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin. Kur'an'daki tepşirata mazhar eylesin. Allah'ın evlerini, mescitlerini ancak Allah'a iman edenler yapar tepşiratı müjdesi sanki imanın tapusu gibi oluyor. Yani imanının delili oluyor. Cenab-ı Hak vesile ve sebep olanlardan ebeden daima razı olsun. Öyle düşünün sevgili arkadaşlar. Yani bu dünyadan göçüp gitmeden bir dershanenin açılmasına maddi ve manevi katkısı bir tuğlası mutlaka ...olma noktasına gayret etmek lazım. Şimdi bu dersteki gayem... ...takip ettiğimiz gaye şu... ...zahir... surettir, aldatır. Hiçbir şey gözüktüğü gibi... ...değildir. Mesela... ...odun gözüktüğü gibi değil. Odunun içini çıkartırsanız... ...penseyle, tornavida ile çıkartamazsın. Yakarsanız... ...duman, bak oduna benzemiyor. Nur, ateş... ...enerji... ...kilosu var odunun... Ama ondan çıkanın kilosu yok. Odun bir yerdedir. Ama odundan çıkanın hiçbir yeri yoktur. Odunun en büyük düşmanı ateştir. Kendisindedir. Peygamber aleyhissalatü vesselam hadisi var o odundansa. Diyor ki, odundan çıkan nur meleklere, çıkan ateş şeytana, şeytan ateşten. Çıkan duman, sıcak duman cinlere. Çıkan külden de insan yaratım hepsini cem etmiş insan. Şimdi odun ve içeriği. Ruh beden ilişkisi aynı bunun gibidir. Bugün olacak mevzumuz kelam ile onun içeriği. Yani kelam çıkarken kişiden o kim sarf ediyorsa o onun içinde bulunuyor. Eğer kelamı sarf edenin, konuşanın kutsiyeti nispetinde kelam illeti tamelli olur. Yani karşı yapılandırır, değiştirir. Onun için 430 sözlerde Kur'an'ın kelam ilahi diyor. ilim irade, kudreti tazamun eder diyor. Bu da illeti tamel yani vücudu mutlaka tesir eder. Kur'an okununca mutlaka nasıl tesir ediyor? Kafirin küfrünü artırıyor. İman eylenin de imanını artırır. Yani illeti tamelidir Kur'an. Çünkü kelam ilahi İlim, irade kudreti tazamun ediyor. Bu da illeti tahammülüdür yani. Havadan konuşacağız, havadan. Havadan konuşunca havadan konuşmayacağız yani. Havadan, <laughs> sudan. Evet. Hava nasıl bir şeydir? Şimdi o kadar mühim ki bu kelamın içerisinde kişinin olmasına ait bir misal vereyim. Ustadımız Barla'da diyor ki, meyus ve ümitsiz bir hastaya. Manevi bir teselli. Meyus, kalbi Ümitsiz akli, artık bunun ümidi yok. Bu hastalık kanser şudur, meyus kalbe ait, ümitsiz akla ait. Hastaya manevi bir teselli, bazen bin nafi, bin faydalı ilaçtan daha fayda veriyor. Adamın hiçbir şeysi yok, kelamla, vehmiyle duman ediyorsun, çöküyor. İnşallah e, vehim noktasında çok şeylerimize şifa olacağına inanıyorum bu derste. Latif nüktelerden okuyacağım. Bu okuduğum mevzu itibariyle ben orayı anlamadım derseniz oraya girerim. Şimdiye kadar konuştuklarım saate girmedi. Mukademe yaptık. Ee, kaç dakika bana şey yapıyorlar veriyorsunuz? 45-50 dakika mı? Yani 1 saat 15 dakika kadar cemaat alırsın. Tamam 1 saat. Yarım saat metin yapacağım. Yarım saat görsel olacak. Yansıtacağım size. Şekille. %58 görselin faydası var. Şimdi ben bir metin okuyayım. Yarım saat metine vereceğim. Şimdi bu hava bakalım neymiş. Sayfa 30. sayfasından okuyor. Biz nasıl ki ağzımızdaki hava ile hurufat ve kelimat ekiyoruz. Birden sümürleniyor. Şimdi ben bunu şey yapmadan bir mukademe de yapayım. Kapten mail çıkıyor. Ruhtan latifeler var. Şefkat, muhabbet, sevk, şevk, memnuniyet, iftihar. Ruhdaki yani dağın tepesinde su çıktı aşağıya doğru inerken nereye çarptıysa oradan bir şeyler alır. Odundan bir şey alır. Topraktan bir şey alır. Taşlardan alır. Madenlerden alır. Dağda çıktığı gibi su değil. Aşağıda ta değişir. Ruhtan o latifeler çıkıyor. Kapte meyil olur. Vicdanda his olur. Akılda fikir olur. Kelam nasıl çıkıyor onu anlatıyor. Bir daha ruhtaki latifeler şefkat, muhabbet, sevk, memnuniyet, iftihar, ruhsal. Dağın tepesindeki su kabul edin. Sonra kalbe indi duygular olur. insani duygular, vefa, iştiyak gibi. Sonra vicdanda his olur. Histen de alır. Yani dağın tepesinden su geldi. Oduna çarptı bir şey aldı taşa çarptı, madene çarptı, topraktan aldı. Aşağıda değiştiği gibi aynı bu misal gibi mana hakikat ruhtan çıktı. Kalbe geldi, Kalpten bir şeyler aldı. Vicdana geldi, oradan da bir şeyler aldı. Geldi akla. Akıldan da aldı. Sonra daha kelam yok. Sonra geliyor diman en son mertebesine tahayyül, hayal. Orası terzihane. Libas biçilecek. Kelam Elbise biçilecek. Ne var o mananın? Ruh var içinde. O suyun içine su. ruvar, var. Kalp vardı. in aşağıya. Vicdan vardı. Aklı mertebeleri vardı. Tamam. Bunu, buna uygun bir elbise biç. Şişmandır. Zayıftır. Uzun boyludur adam. Siyah bir adamdır. Beyaz adamdır. Şöyledir, böyledir. Ona gö göre bir elbise biçecek. Kim? tahayül, Kelam biçecek. Demek ki kelam, o farklı olan içerisinde ruh, kalp, vicdan, akıl. Bu dört tane farklı birime bir elbise biçecek. Neresi? Tahayyül. Elbiseyi biçti. Şimdi dışarıya atacak. Oradan dimadan izan vasıtasıyla, izan vasıtasıyla böyle vicdandan da almış. Akciğere iner. Akciğerde de kan orada temizlenir. Karbondioksit dışarıya atacağız. O ve vücudun sıcaklığını akciğer temin eder. 36,5 derece. Kirli kan gelir, bronşlar oraya. Temiz kanla imtizaç eder. Bak kelam nasıl çıkacak. Sonra Ustad Kalı Mestevi de bahsediyorum size bunu. Sonra o te temiz gelen hava ile akciğerdeki kirli kan imtizaç eder. O kimyadan karbondioksit diye bir gaz ortaya çıkar. Bunu huf, attım. Atarken bir faydası var. Attım. Ama içerisine ben kelamı koyuyorum. Bak karbondioksit temizlendi, kanı temizledi. Çıkarken kelamı da koyuyorum. O hayalde libas biçildi ya elbise bu adama. Onu da o akciğere attım. Akciğerde kan temizlenirken çıkar kan, karbondioksitin içerisine kelamı atıyorum size attığım. Kelam ağzımdan çıktı. Havaya gitti. Peki bu kelamın içerisinde benim ruhum var mı? Var. Kalbi duygularım var mı? Var. Vicdaniyatım var mı? Var. Aklım mertebem var mı? Var. Delili nedir? Ruhumdan çıkmışsa ruhunu, kalbimden geliyorsa o kelam, kalbini, vicdanımdan geliyorsa vicdanını, aklımdan geliyorsa senin aklını tesir edecektir. Ediyor. Dolayısıyla sen etkilenirsin. Etkilenmen de gösteriyor ki illeti tamelidir. Yani kelam yapın değiştirir. Görselde göreceğimiz gibi elektronik cihazlara gidiyorsun kartı bir gösteriyorsun. Veya seni görüyor veya sesini duyuyor. Gözünü seyrediyor. Kapı açılıyor. Telefonlar açılıyor. Uydularla iş yapıyorsun. Ses de yapıyorsun. O ona şifre yeter ki denk gelsin. Bazı telefonlar bazı cihazlar görmüştüm ben. Dese ki mesela telefona Şöyle desem yüklense şifre. Hasan telefon açıldı. Hasan açılmaz. Oson açılmaz. İlla o tonda olacak. Yani anladın mı? Sesle maddeyi değiştiriyoruz. Ha bu benim ağzımdan çıkanla senin aklını, vicdanını, kalbini, ruhunu değiştiriyor. Havayı değiştirecek şimdi. Şimdi kelamı konuştuk. Şimdi böyle dinleyin. Biz nasıl ki ağzımızdan hava ile hurufat dışarıya kelimatı ekiyoruz. Buraya ektim. Ben tekim konuşuyorum. Ama şu anda hepinize yayın ile dünyaya bir tek şey sonsuz oluyor. En yakına en uzağa eşit oluyor. Kuantum fiziğinden hatırlayın. Olması gereken her yerdedir. Bir şey kuantum fiziğine göre ışık yılıyla dahi olsa Samanyolu galaksinizin sonunda dahi olsa girmeyeceğim ona. Bir şey, bir yerdeki bir şey her yerdedir. Her yerde. Birden bu havayı ben kelimeyi havaya ekiyorum. Birden sümbülleniyorlar. Bak orada yazıyor. Yani havada adeta zamansız bir anda bir kelime bir habbe olup harici havada sümbüllenir. Küçük büyük hadsiz aynı kelimeyi cami bir havayı sümbül veriyor. Bunları merak etmeyin ben anlamadım diyeceksin ama şekillendireceğim birazdan. Unsur havayı bakıyoruz ki o derece emri küm feyküne muti ve musahar ve emirberdir ki güya her bir zerresi bir nefer gibi muntazam bir ordunun her dakika emrini bekler. Zamansız en uzak zerreden emri küm feykün bak küm feykünden cilveger olan bir iradenin imtisan itaatini gösterir. Yani şu, ben lambayı oduna vursam veya sokak lambasıyla od, ağaçlar büyür mü? Otlar büyür mü? Sokak lambasıyı her tarafa sokak lambası koysam, güneş doğmasa büyümez. Güneş vursam büyür mü? Büyür. Demek ki odunun kütüğün yapısı, yapısı, yaratılışı güneş ışığına uygun. Buna nuraniyet, buna imtisat. Askerde de rahat. Azur ol dediğin zaman yüz kişi nasıl itaat ediyor? Ben söylüyorum kimse itaat etmiyor. Demek ki söyleyenle söyleyenle söylenilen imtizaç ediyor, biliyor. Ha o zaman sokak lambası ben yaptığım zaman sokak lambalarıyla ot büyümüyorsa, güneş güneşte büyüyorsa güneş ışınlarıyla odun imtizaç ediyor. Beraber yaratılmış. Aynı sistemin e, devamları bu sefer bu havada benim ağzımdan çıkan kelime de havada çoğalmasına böyle. Yani sokak lambasıyla büyümeyen otlar güneşte büyümesi onu yapan zat ona imtisal ettirmiş. Ona itaat et denmiş. Ağaçtaki yapıya itaat et. Benim sesim de onu şifresini açacak gibi olmuş. Hava da böyle güneş gibi düşün. Odun da bu hava gibi. Onu nasıl tesir ediyorsa ben de havayı değiştiriyor. Onun için her girdiğiniz yerde Osmanlıların camisine gidin. Cumhuriyet döneminde yapılan camiye gidin. Buraya gidin. Yatak odanıza bakın. Mutfağa bakın. Salonunuza bakın. Her yerde hepimiz diyoruz ya iş yerine bakın. Ya buranın havası kasavetti yahu. Sarmadı beni böyle. Burası beni sıktı yani. Hiçbir şey yok. Her şey tamam ama açmadı yani. Oradaki atmosfer sebebi nedir? Çünkü orada oturanların yaymış olduğu dalgaya göredir. Yaymış olduğu dalgaya göre orayı değiştiriyor. Frekans yapıyor. Bunu Kastamonu 60. sayfada 3 aylarında hava değişiyor. Hele Ramazan'da bak göreceksiniz inşallah. Nasıl o pide kuyruğu bile insanın maneviyatına güç veriyor. Şair olduğu için pide kuyruğu ya insanın maneviyatını etkiliyor. Pide kuyruğuyla ne olacak ya? pide kuyruğu koşuşturmaları o araba sağdan gidiyoruz ona iftara yetişmeye çalışıyor. nasıl bir heyecan oluyor yani sen koşuyorsun yani geçersen olmaz başka bir ruh var işte bak atmosfer değişti Mesela ahize ve nakile radyo makineleri vasıtasıyla havanın hangi yerinde olursa olsun bir nutku beşeri bütün küre yarsın her tarafında radyo ahizeleri bulunmak şartıyla zamansız aynı nutuk aynı anda her bir yerde işitilmesi. Emri kün fekün cilvesine. Mesela radyonun iki özelliği var. Radyo koy. Alıcı havadakileri kapıyor. Bir de o aldığı cinsten olmayıp onu aslı sesine dönüştürüyor. Bu adam acayip bir adam bu radyo. Fransızca konuşanın şivesiyle, İngilizce konuşanın şivesiyle, kim ne konuştu? Rusya'dan ses gelmez bize. Ses elektriğe dönüştürülüyor. Dalga boyu megahertz'e dönüştürülüyor. Havaya salınıyor. Havadaki o megahertzleri radyo kapıyor. Onu kapma özelliği var. Hani güneşi vurduk oduna, odun büyüdü. Sokak lambası vurduk, olmadı gibi. Radyo bunu kapıyor. Buna diyor ki usta, ahize alma nakile. Sonra onu aslı konuşanın şahsiyetine giriyor. Onun gibi şiveyle konuşuyor. Radyoya ne yaptı bu? Gaybı biz bizce meçhul olan kim nerede konuşuyor İspanya'da veya görüntü de öyle televizyon gibi bize dönüştürüyor mu? Verici istasyon ben şu anda konuşurken şu anda Azerbaycan'da da Amerika'da da dinliyorlar mı? Aynı anda dinliyor. Peki oraya benim sesim mi gidiyor? Hayır. Havaya bırakıyoruz. İşte radyo diyor. Biraz sonra gelecek. Radyo bir kutu, alet, beşeri bir düğme yani. Kablo gibi, Aa, bunun gibi. Buradakini kapıyor. Sonra sese dönüştürüyor. Radyo gibi düşün diyor her bir hava zerresi. Her bir hava zerresi sesimi kapıyor. Peki o hava zerresi gidiyor Rusya'ya, İspanya'ya şimdi. Ama ses olarak değil gene benim şahsiyetim gibi gidiyor. Oradaki alette tekrar bana dönüşüyor ve aynı anda oluyor. Şu havaya bakın. Şu havanın yaptığı sisteme bak. Ama hiçbir engel yok saydam. Sanki hiçbir şey boşluk gibiymişiz. Hayır. Şimdi havayı anlatacak. Bu hava neymiş? Hava hurufu Kur'andır diyor usta. Eğer bazı kartların üzerine ince bir satı yaparlar da tırnakla temizlersin eskide kontürler öyle, öyle temizleniyordu. Şu havayı bir temizlesen, bir latiflese bir daha yedi defa veya beş defa latifin bir arkasına geçsek. Yani şu buz bir arkaya geç su bir arkaya geç H2O bir arkaya geç enerji bir arkaya geç esir. Yani kuantum fiziğimi bile atladım. Bir arkaya geç, madde hayat. Bir, bir arkaya geç, aynı hayat. Aynı yerdeyim. Bak buz. Buzdur ama su değil midir? Sudur. Bak bir tanesini sildim, yırttım. Sudur ama H2O'dur. Tamam. H2O ama enerjidir. Tamam. Enerjidir ama kuantum fiziği ve esirdir. Tamam. Gene buradayım bak. Buradayım. Esirdir ama madde hayattır. Madde olarak gözüküyor. Hayat. Maddi hayattır ama diyor ustad. Aynı hayattır. Aynı hayat cennettir. O zaman buz suyun neresindeyse alemi gayb da alemi şahadetin orasındadır. Aynı böyledir. Bu buz suyun donmuş hali olduğu gibi alemi gayb burayı dinleyin. Alemi gayb donmuş hali alemi şahadettir. Buz suyun donmuş halidir. Buzdan suyu alın. Ne kalır? Hiçbir şey kalmaz. Alemi şahadet denilen şu dünyadan alemi gaybı melekütü alın. Hiçbir şey kalmaz. O zaman burası nedir? Burası tayin ve pekmezi getir. Karıştır. Başka bir şey oldu. Aynı bunun gibi ce cehennemi getir bu buraya kazana at. Cehennem. Celal ülkesi. Cenneti de getir. Cemal ülkesi karıştır, buzdolabına koy çıkar. Onun adı alemi şahadettir, dünyadır. Cemal ve celalın cemidir. Burası. Cennet tek boyutludur, cehennem de tek boyutludur. Dünya ise iki boyutludur. Hem ceh cehennem var, hem cennet var. İkisinin cemül cemidir ki buna da kemal deniliyor. Onu görsel göstereceğim ne derece kemal imtisal ile her bir zerri havayı da itaat ettiğini gösterdiği gibi havada sebatsız vücutları bulunan hurufatın şurada ben gönderdim ama nereye gidiyor ne bileyim ya oraya gitme bu tarafa git nasıl diyeyim sebatsız kelimeler havada sebatı yok yani şurası benim falan demiyor her yerde vücutlar bulunan hurufatın kutsiyet keyfiyeti ile bu sırrı imtisale göre çok tesirat hariciyeye bak buradan işte geliyor Hasan. Yani okunan bir Kur'an, konuşulan bir söz. İşte dedim ya mesela desen ki hastaneye gitsen. Ya biraz başım ağrıyor ya. Acile gittin ya başa. Ya gel, bir uğrayayım. O kadar da ciddi değil ama başım ağrıyor. Uzun yola gideceğim yani. Bir aspirin versin. Doktor dese ki sana. Sen nasıl sağ geldin ya? Ölmen lazım. Yok ölmedim doktor işte iyiyim. Yo yo sen ölmen lazım dese maneviyattan anlamayan bir an senin moralin ne olur sistem çökmez mi e söz işte nasıl tesir harici? sistem bozulmuyor mu yani yüzde altı su değil mi bedenin Bedenin yüzde altı su e şimdi sen o sözde suyun yapısı değişmiyor mu suyun yapısı değişiyorduk dedi gittin kardeşim Allah Allah sen nasıl yaşıyorsun ya yaşıyorum kardeş Nasıl yaşıyorsun? İşte kelamın tesirat hariciye ve tesir-i ma, hasiyeti maddiye mazar olabilirler. İşte onun için Barla da diyor ki meyus ve ümitsiz bir hastaya nafi bir teselli ona uygun. Ya çok da büyütüyorsun ya. Tamam ama di ki ya insan Hayal ve düşüncesiyle kendisi vardır. Ne düşünüyorsan ona dönüşüyorsun. Sen biraz büyüttün ya desen bak meyus ve ümitsiz bir hastaya nafi bir teselli, manevi bir teselli ona bin nafi ilaçtan daha faydalıdır. Çünkü usta Kastamonu'da da diyor ki insanlardan çıkan o kafasından biz görmüyoruz. Hayvanlar görüyor, cinler görüyor, melekler görüyor. Şuradan yayılan dalgalar var. Hatta köpek de görüyor senin korkup korkmadığını. Buradan çıkan dalgalarla görüyor. Çocuklar, bebekler de görüyor bu beni seviyor mu sevmiyor mu yalandan mı diye. Tamam. Buradan çıkan dalgalar, kapten çıkan insanın kokusu bir dalga boyudur. Burayı değiştiriyor. Şimdi bizden ısı çıkmıyor mu? Bak ısı çıkıyor. Koku da çıkıyor. Aynı fikir de böyle çıkıyor. E burayı değiştirmeyecek mi? Değiştiriyor. İşte kelam nasıl tesirati maddiyeye hariciye tesir ediyor. böyle işte. Sen de buraya girdiğin zaman Allah Allah bir tuhaflık var ya diyorsun mesela. İşte bir kelami beşer adamı yukarıya kaldırdığı gibi ümitsizliğini pompalasan adam aşağı indiriyor. Kur'an nasıl olur? Kutsiyet nispetinde Kur'an tesirat-ı maddiye sahiptir. Çünkü illeti tammelidir der usta. Kur'an mutlaka tesir eder. E kafire tesir etmiyor? Etiyor tabii canım. Etmez mi? Cehennemini artırıyor. Küfrünü artırıyor. Öteksinin hidayetini artırır. İşaret edeceğiz 66. Demek ki hasiyeti maddiye mazar olabilirler. Adeta maneviyatı yani Kur'an sure okuyorsun maneviyatı maddiyata inkılap ve gaybı şahadete tavul ettirir bir hasiyet onlarda görünüyor. Bak şurayı göstereceğim bu duvarlardaki ayetler, nuskalar, sulara öfürmeler, psikoloji terapiler, olumsuz kelamlar, olumsuz simalar, böyle olumsuz bir adamın bir gözünü bakma bazen altı eşin ters gider, birkaç defa da karabasan olur. Yani insanın iç alemini çöker. Ona ait bak şurada diyor ki bunu anlatmam lazım. Bak abiler. İşte havanın bu hasiyetine binaendir ki mevcudat-ı havaiye olan hurufat mevcudat-ı havaiye harfler ağızdan çıkan harf kutsiyet kesp ettikçe yani ahizelik vaziyetini aldıkça nakile değil alıcı nakil ve ahize ve nakile diyor radyoyu radyoya alıyor atmosferdeki elektrik dalgası megahertz'i alıyor konuşanın e, şahsiyetine göre Fransızca ise Fransızca, İngilizcesi İngilizce. Çevirdiği gibi. Hava da ahizelik. Yani hava benim sesimi almaya hasiyetine sahip. Duvar değil. Duvar alamıyor. Alıyor ama yutuyor. Renkler de öyle yani. Hava benim sesimi alma hasiyetine sahip. Aldı. Ahizelik vaziyetini aldıkça. Yani iyi dinleyin şurası çok ilginç. Kur'an-ı olduğundan şu hava... Kur mesela di, lam, vav zahirde sureti bu. Çünkü bu kainat Kur'an-ı kebir kainattır. Kur'an'ın donmuş halidir. Bu kainat Kur'an'ın donmuş hali Kur'an-ı kebir kainat. İnsan ki peki nedir? Kainatı suradır. İki tane Kur'an var. Bir kelam sıfatından gelen bizi emirler manzumesi olan bizim elimizdeki Kur'an kelam sıfatından gelmiş. İrade sıfatından gelen Kur'an ise o Kur'an'ın yani şu Kur'an'ın donmuş hali. Bu kainat. Nereden gelmiş? İrade sıfatından gelmiş. İrade sıfatından gelen şu kainat A. Ayat-ı Tekbini'ye deniliyor. Kur'an ise şu burada işte varmış. Bu kelam sıfatından geliyor. E. Evameli Tekbini'ye. Bu proje. Peki Kur'an mıdır bu? Hayır. Ama Kur'an diyoruz. Bu suhuftur. Sayfalanmıştır. Kur'an mahluk değil. Ama bu mahluk. Mürekkebi var. Tutmuşum ağırlığı var. Demek ki Kur'an'ın sureti musaf. Kanuniyeti insan. Canlı. En Kur'an. İmam Ali diyor ki ben canlı Kur'an'ım. Hakikatı Allah'ın dışında yaratılan 18 bin alemi yapan esma Hüsna'ların bütünlüğüdür. Kur'an'ın mahiyeti ise subutu sıfattan kelam sıfatına bakıyor. İşte kelam sıfatı mahluk değil. Kainatı yapan esma Hüsna'lar Kur'an'ın hakikatıdır. O da mahluk değil. Kur'an'ın bana ortaya çıkmasına iç alemimdeki Kur'an'ın herkesin Kur'an'ı farklıdır. Oku Kur'an'ını denilecek. Bir sufumuz aynı. Bu suftur, sayfalanmış. Surettir bu. Alimler arasındaki Kur'an mahluk mudur değil midir? Ustad böylelikle barıştırmış onları. Ahmet bin Ambel ve İmam-ı Azam Efendimiz çok işkence çekmiş hapishanede. Nasıl mahluk değil diyor, tutuyoruz. Kur'an'ın suretidir bu. Sureti musaftır. Kur'an nedir? Bu musaftan kim okudu? Sende uyanandır. Onun için senin Kur'an'ınla benim Kur'an'ın farklıdır. Musafımız aynıdır. Rabbim ayrı, senin de Rabbin ayrı ama Allah'ımız bir. Herkesin aleminde uyanan Rabb, Rabbul Alemin değil. Herkesin musafı aynı. Yakrauna Kur'an, Kur'an okurlar, okudum. Bende ne uyandı? Aklımda fikir, vicdanımda his, kalbimde duygu, ruhumda latifenin uyanması benim Kur'an'ımdır. Oku Kur'an'ını. Demek ki elimdeki musaftır. Benim Kur'an'ım bu musafla uyanandır. Canlı Kur'an'ım ben. Hakikati nedir? Her şeyin dört mertebesi var. Sureti, kanuniyeti, hakikati, mahiyeti. Sureti budur. Kanuniyeti bendedir. Hakikati esma-i ilahiyelerdir. Mahluk değil. Mahiyeti ise subutu sıfattan olan kelam sıfatıdır. Şimdi bunu çarptıktan sonra diyor ki, Demek ki bu kainat 18 bin alem mahluk dönüşmüş irade sıfatından gelen Kur'an'dır. Bu işte nedir? Kelam sıfatından gelen projedir. Şimdi bu Kur'an diyor harfleri bu harflerden bahsediyor. Şu atmosferdeki hava tamam bu elementlerdir ama aynı bunun gibi gözüken suhuf gibidir. Aslı bu değil. Bu Kur'an olmadığı gibi ama Kur'an diyoruz sakımızdan çıkarken delinin bir tanesi dedi ki diyeceksin Kur'an değil. Bu mushaftır. Sayfalanmıştır. Sayfa demek. Kur'an ise lugata bak okuyanda uyanandır. Kur'an lugat manası okuyan kişi de uyanandır. Musaf ise sayfalanmıştır. Onun için mahluk değil Kur'an. soft bu. Aynı işte bu Kur'an'daki hurufat buraya donmuş, buraya hava gibi gözüküyor. Şimdi ona girecek. Yani Kur'an urufat olduğundan hava, azelik vaziyetini aldığı, yani konuştuklarımızı ondan dolayı latif olduğundan radyo gibi alabiliyor. Bak bu duvar alıp da nakledemiyor. Ama bu hava alıp sesimi nakledebiliyor. Ve düğmeler hükmüne geçti. Her bir hava zerresi düğme gibiymiş. Mikrofon gibi. bakalıyor sesi size taşıyor. Sürelerin başlarındaki hurufat dahi ziyade o münasebet havayenin uçtan merkezleri düğmeleri, düğümleri. Hassas düğmeleri hükmünde olduğundan 14 tane ona geçeceğim. geçeceğim. Huruf mukatta 14 tane. Elif, Lamim, Yasin, Hamim. O havada Belirli yerlerde bulunan kara delik gibi, fizikteki gibi. O düğmeymiş, aynı radyo. Buraya bir radyo koydun, çalar. Orada yok mu ses? Var. Niye çalmıyor? Radyo yok. Radyo nerede varsa. O huruf-u mukatta, Elif, Lamim, Nun, Vel kalemi ve maesturun, Saat vel kuraniz Bu huruf-u mukatta, esbapsız tecellidir. Diğer harfler esbaplı tecellidir. Bu hava aleminde koridor vazifesi yapıyorlarmış bu harfler. Ne diyor? Sürelerin başlarındaki, burada geçmiş durum u Mukatta. Hurufat daha ziyade o münasebet havayenin uçlarının merkezi, ükteleri, düğümleri, hassas düğümleri olduğundan vücud havayileri bu hasiyete malik olduğundan vücud zihinleri dahi hatta vücud-u nakşiyeleri hatla yazsanız, duvara assanız, nakşetsen dahi, nereye gitti bakayım? Ha, nakşeleri, bu hasiyetten hassaları ve hisseleri var. Duvara astığın zaman kafir cinler o odaya giremez. Seccadeyi koyduğun zaman namaz kıldın, oraya pek sıkılır gelmez. Ama eskiler şöyle yapardı, namaz kılarlardı, seccadeyi kaldırırlardı. Niye kaldırıyorsunuz? Şeytan namaz kılar. Ulan şeytan namaz kılar. Öyle derlerdi ya Anadolu. Seçer değil. Keşke kılsa ya. Daha iyi aldık yani. Kılar mı ya? Bu Aysete hastalara hisseleri var. Demek o harflerin okunmasıyla. Kur'an, o elif, lamim, hamim, hurufu mukadalar okunmasıyla ve yazmasıyla, nuska haline getirilmesiyle maddi ilaç gibi şifa ve başka maksatlar hasıl olabilir. Arkadaşlar alim bu işte keşfel kubur deniliyor. Kabre bakıp da hem bize bakıyor hem kabirdeki ustad o boncuğu dizen kadını görmüş ya. Namaz kıla, kılmış tesbih çekerken tesbih kopa tam dizerken eceli gelmiş vefat etmiş namazla. O kıyamete kadar tesbih çekiyor ustad diyor Risale. O hali kıyamete kadar tesbih çekecek. Aa tam bitirecek ki kıyamet kopuyor. Tam bitirecektim kıyamet nasıl koptu? Ustad böyle tebessüm etmiş. Molla Resul abiye eski talebesine söylüyor. Şimdi düşün nasıl bir halet var ki bizi görüyor onu görüyor. Yani şu şeffaflık kalktığı gibi toprak şeffaflığı da kalktı. Nasıl diyeceksin? Ba, ba, i̇nsan saraflar var esnaflar. E, simaya baktığın zaman adamın zihniyetini anlamıyor musun? Simalara belli değil mi? Namaz kılıp kılmadığını, kitap okuyup okumadığını, Almad mıdır, fansız mıdır? Peşin mi alacak, taksit mi alacak diye dükkana esnaf, usta ise hemen anlar. Ha, i̇şte toprağa bakıp da arkasını görmek, insana bakıp da ruhunu seyretmek kadar kolay. Zor bir şey değil. Mesela bakarsın, bu adam niçin geldiği belli. Bu adam namaz kılıp kılmadığı da belli. Oruç tutup tutmadığı da belli olacak. Hani derler ya, Yahudilerin bir sözü var. Üzümüye bağını sorma. Başka bir Yahudi sözü var. İmanın ve paranın kimde olduğu belli değil. Yahudi uydurmuş. Nasıl belli değil? Onun tezahürü var. İmanın sureti var, kanuneti var, Adamın cebinde para olduğu olmasına bakarsan yürüsü yürüyüşü değişiyor, arabası değişiyor, kahvesi değişiyor, eşini değiştiriyor. Nasıl tezahürleri var? Alametleri var. Şimdi niye bu kadar anlattım? Hava, şey, toprağa bakıp bize bakıyor. İkisini eşit. Çünkü o folyeyi kaldırmış. Hani var ya kartların üzerine silerdik de yazı okunurdu. U Ustad gibi, İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi böyle siliyorlar diyor, Kadın boncuk diziyor diyor. Ha, niçin söyledim? Hava alemini. Onu tespit edemedim ben. Üç kat havadan daha latife geçerse mi? Beş mi? Yedi mi? Onu bilmiyorum ama Allah alem sebe semavat. Yedi kat galiba şu havayı. Yedi kat şunu kastediyorum. Buz, su. Kalktı buz, su. Suyu da kaldır. iki etti. H2O. Enerji, kuantum fiziği, esir, madde hayat, aynı hayat. Bak geçtik. Aynı yerdeyiz. Ha, buzu kaldır su gibi. Havada birinci mi, üçüncü mertebeyi kaldırırsan Muhammed, havada böyle şey çıkmış. Keşfel kubur evliyası. Hava alemi böyledir abiler. <laughs> Haflerle. Neye benziyor? Bilgisayar ekrana bak. Bu ekranı görüyor musunuz? Siz bunu Ama arkası böyle mi? Oho bir sıfır 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 bir bir bir, bir 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 ne. Bir renk olması için neler lazım? Hava alemini görmenizi istiyorum. Hava alemi aynen böyle. O zaman konuştuğumuz her şey oradan gayba geçiyor. Yani hava ne biliyor musunuz? Bu yemeğin üzerine hani ince folye kaplarsın ya. Alemi gayb ile alemi şadet arasında ince bir folye. Hiçbir şey hemen oradan geçiyorsun. Sima ile ruh. Asima Diyor ki Allah Kur'an'da Elsinetikum ve Elvanikum. Kimi dinleyeceksiniz dersine diyor. Elsinetikum lisanı ile siması Elsinetikum Elvanikum. Sima ile sözü örtüşeni dinleyin. Aynı yerde kullanıyor. Sima hum fi vucuhum min eseri sucud. Bir de limete Malate malatefalın hayatına bakın. Yaşıyorsa. Bakın Elsinetikum Aynı yerde söylüyor ve elvanikum. Sesleri, simaları örtüşeni. Geç buraya. Şimdi burada zahirde abiler şey yapıyoruz. Bilgisayarda. Bilgisayar. Ama arkada bunlar oluyor. Alemi şahadette yaptığımız bütün hareketler tuşlara basmak gibidir. Şöyle. Şurada tuşlar olsa basıyorum tık 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 piyano gibi. Öteki taraftan düşe basıyorum dan dan sesler çıkıyor değil Tel beş tane saz. Du Duran, durmuş. Nasıl böyle şey yapıyor? Mevlana'nın misalini vereyim. Diyor ki, ne? içi boş. Bu insandır diyor. Buradan gaybtan öfürülür, hayat verilir. Uff, sen de ona şekil verirsen kafandaki, zihnindeki müziği ilahi mi, şarkı mı onu çalarsın diyor. Demek ki sana hava öfürür gibi hayat üfürülüyor. Ne insana benzer diyor. Onun da o sese yani o havaya yön veren senin zihniyetindir. Kaderin gördün mü? Mevlana kaderi böyle diyor. Oradan çıkan müzik, sonuç senin havadan değil, hava üflemenden değil, parmakla şekil vermenden kaynaklanıyor. İstersen şarkıya dönüştürürsün bu parmakları. İstersen ilahiye dönüştürürsün. Bak nasıl şekil veriyorsun? Havaya şekil veriyorsun. Bu ne insandır? Öfüren Allah'tır. Hayat öfürüyor. Parmakla Parmaklarla senin zihnini buraya aksettiriyorsun. Zihninden geçen müziği parmaya aksettirdiğin gibi. Dünya böyledir. Ama öteki tarafta sestir. Aa, burada basıyoruz. Öteki tarafta bak ne çıktı. Ne alakası var? Yani havada adeta zamansız bir anda bir kelime, bir habbe olup hariç havada sümbüllenir. Latif niktelerde geçiyor. Yani burada basıyorsun tak 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 tak. O bakıyorsun tak tak tak. Şimdi çekirdekten bu ne alakası var ya? Bunu nasıl soktu oraya ya? Bunu bu ağacı çekirdeğe nasıl sokmuşsa, hangi ilim ve teknolojiyle yapmışsa Kelamım, benim konuşmamın içerisine de beni aynı teknolojiyle koymuş. Arne karnında hangi teknolojiyle insanın ruhunu koymuşsa, insanı yerleştirmişse benim ağzımdan çıkan kelimenin içerisine de aklımı, ruhumu, kalbimi, duygularımı da öyle koymuş. Çekirdeğin çekirdeğe benziyor ağzımızdan çıkan söz. Girmek istemiyorum ama elhamdülillah Rabbil alemin. Elif var, he var, çelan şey var, he var. Her bir harf şöyle düşün. Topra, e, muz çekirdeği, ayva çekirdeği, karpuz çekirdeği, havuç, maydanoz dizsen, kapatsan baharda hepsi farklı çıkmayacak mı? İşte Kur'an harflerinin dışarıda böyle çıkması ahirette biz mu e, çekirdekten bahsediyoruz. Armutun, şeftalinin, karpuzun. Dünyada Kur'an okumak o çekirdekleri dizmektir ahirette ağaca dönüşmesidir. Bak şuradan şuna bak. Yani normal bir teknoloji mi? Kocaman ağacı, Bursa'da var böyle kocaman çınar ağacı. En çok o, o, azametini orada gördüm. Ya arkadaş azamet şeyini bu kadar bir çekirdeği nasıl kotlamış ya? Nasıl koymuş? En büyüğünü en küçüğüne nasıl koymuş? Ha işte buna bunu koymuş. Hiç alakası var mı? Nereden büyütüyor? Kırko yok ki bunu basıp da yukarı çıkıyor. A bak şimdi güneş vuruyor. Bu ağaca girdiği zaman yabancı değil. Sanki kendi evi gibi anahtarı var gibi giriyor. Bunu yapılandırıyor. Diyor ki aynen güneş bir anda bir anda otların her çeşidine, ağacın her çeşidine gezegenleri tutuyor. Koyunun tüyünü büyütüyor. Dünyada nihayetsiz işi tek iş gibi yapıyor. Nim nurani, yarım nurani olan güneş bir anda binlerce işi, farklı farklı işi tek iş gibi yaparsa, yaratılan güneş bunu yaparsa, yaratan zat ne olur? Diyor ki, kelime de öyle. Yani kelime de güneş gibidir. Bunlar da insandır. Otlar insan çeşitleridir. Güneş nasıl hepsine tesir ediyor? Zamansız aynı nutuk. Yani konuşmak. Aynı anda her yerde işittirilmesi Emri Kun cilvesine cilvesine ne derece kemal imtisal ile her bir zerre-i havaide itaat ettiğini gösterdiği gibi. Yani güneşin ısısı buna itaat ediyor. Bu, bu, bu ağaçın zerreleri buna itaat ediyor. Gel diyor. Gel. Alıyor mu? Alıyor. Sokak lambasını koy. Ağaca girmez. Havada sebatsız vücutları bulunan hurufatın kutsiyet keyfiyetiyle bu sır imtisale göre çok tesirat-ı hariciyeye ve hasiyeti maddeye mazar olabilir. Adeta maneviyatı yani güneş maneviyat ya. Peki odun nedir? Odun maddidir. Donmuş güneştir. Bir daha. Odun donmuş güneştir. Allah güneşi vuruyor. ısındırdı, büyüttü, tuttu vesaire. Hayata sebep oldu. Arttı enerji. Ne yapacak Allah? İsraf yapacak? Bu sefer artan güneş odun yapıyor. Onun da depoluyorsun. E, odunu da peki ısıyı nasıl çıkartacaksın dumanı? Kirbitten çıkartırsın. Pense, tornavida ile odundaki nuru çıkartabilir misin? Çıkartamazsın. İnsan da oduna benzer ancak nuru Kur'an'la çıkartılır içi. Adeta maneviyat maddiyata inkılap güneş ağaca dönüşmesi gibi bu okunan kelamlar da insanın maddiyatını böyle değiştiriyor. Gaybı şahadete tavul ettiği bir hasiyet onlarda görünüyor. Ee, huruf-u mukatta şimdi Kur'an'dakini gösterilecek. Arkadaşlar bunlar. Da sin mim elif bu 14 tane e, huruf-u mukatta var. 14 tane denir hava aleminde. Bunlar aynı bu düğme gibi bulunuyorlar alemi misalin, alemi mananın, lefi mahve ispatın, lefi mahfuzun, arş kürsün, alemlerinin karakolları. Başka yerde diyor ki, dış memleketlerin konsoloslukları gibidir. Hava aleminde bulunuyor. Fizikte buna böyle geçiş yapan kara delikler gibi. Yani alemler arasındaki bağlantı, alemi şehadet ile alemi galp, fizik ile metafizik arasındaki giriş kapılarıdır. Hurufu mukatta. Hurufu mukatta. Onun için Peygamber aleyhissalatü vesselam ve onun asırdaki imamlar, her asırdaki imamlarına özel verilen bir şifre. Neye benziyor? Doktordur veya bir yerde bulunuyor. Kart takmış boynuna. Kapıdan ben geçemiyorum o da geçemiyor ama kartı gösteriyor tak diye geçiyor ya. İşte bu o karttır. Öteki aleme geçiş kapısıdır. Bu da e, insan uzun olur anlatmayacağım. Allah e, yarattığı şey kendisinin dışında yarattığı 18 bin aleme büyük insan diyor. Bu insana ne diyor? Bu da kainatı sura. Yani kocaman Bursa'daki çınar ağacını çekirdeğe kotladığı gibi 18 bin alem benim sensin. Bu insan böyle bir mahluktur. Bazıları kimdir? Bazıları İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi, Radiyallahu anh, Ustad gibi, Gazali Hazretleri gibi Bunlar diyor ki şualar 121'de insanı berzahtırlar. Ne yaparlar? Kainatı meyvesi olan insanın ve çekirdeği hükmünde bulunan ve küçüklüğüyle beraber manen kainat kadar imbisat edebilen yani şu anda sözüm nasıl ki genişliyor. İnsan da manen o kadar büyük ki kainat kadar genişleyebiliyor. İmbisat edebilen mustakim ve münevver akılların selim ve nurani kaplerin kapısı açıldı. Bazı insanlar şuna benziyor. Baktı ki onlar alemi gayb ve alemi şadet ortasında insanı berzahtırlar ve iki alemin birbirleriyle temasları ve muameleleri insana nispeten o noktalarda oluyor gördüğünden. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam alemi gaybı, alemi şadeti taşıdığı gibi ustad gibi, gazali hazretleri gibi berzahtırlar. Böyle dönerler, gaybtan alırlar. Aynı şekilde dönerler, şadete verirler gayipten alır. Buna ne deniliyor? Berza. İnsani berza. Mesela vefat edenler şu anda ahirette mi değil? Alemi berzaht deniliyor. Demek ki Gazali gibi hazretler o alemi gayipten alıyorlar. Alemi şahadete veriyorlar. Alemi şahadettekileri oradaki neticeleri görüyor. O insani berzahtırlar. İşte onu anlatıyor da. Devam et. Bir insan düşünerek kendi kendini öldürebilir mi? 1921 yılında Kurt Abelade isimli bu adam bir idam mahkumu üzerinde bir deney yapmak istediklerini söylüyorlar. Eğer bu şekilde ölürse ailesine yüklü miktarda para vermeyi teklif ediyorlar. Adam kabul ediyor teklifi ve adama bir serum bağlıyorlar. Serumun bir kısmı sarı, bir kısmı yeşil, bir kısmı kırmızı. Doktor olacakları anlatıyor. Sarı kısım bittiğinde ellerin ve ayakların uyuşacak. Yeşil kısım bittiğinde kolların ve bacakların etkisini kaybedecek. Kırmızı kısım bittiğinde ise nabzın yavaşlayacak ve ölür öleceksin. Ve deney başlıyor. Doktorun söylemiş olduğu semptomlar bir bir yaşanıyor ve adam nabzı yavaşlayıp ölüyor. Adamın ölüm nedenine ise kalp krizi yazıyorlar. Çünkü serumda bulunan sadece sudur. Kurt Abelade isimli bu adam bir psikolojik deneyin kurbanı oluyor. Oysa ikisi de gıda, su. Nasıl oldu? Ha, insanın yüzde altısı su değil mi? Düşünceleri ve hayalleri insanı böyle değiştiriyor. O zaman insan kimdir? Olmakta olandır. Düşünce ve hayallerinin görüntüsüdür. Neyi düşünüyorsan, neyi hayal ediyorsan ona dönüşüyorsun. Düşüncelerinin görüntüsü bile sima öyle. Su ben, benim dışımda bir şey. Ama düşünce zeminindeyim su. O zaman benim bedenim, nabzım, tansiyonum psikolojim düşüncem doğrultusunda gidiyor. Ki ustad diyor ki güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen de hayatından de lezzet alır. Ben onu tefsir edeyim. Doğru düşünürken asla kendini kötü hissedemezsin. Eğer kendini kötü hissediyorsan doğru düşünmüyorsun demektir. Hemen bir psikoloji bir terapi anlıyor. Ya, Amma da büyüttün ya. Kim sana şey yaptı? Ya şöyle de. Yok ya rahat ol ya şurada bir kahve içi ya. Bak ne kadar rahatlar. Veya desen ki tam dersini. Hayırdır? Nabzın dünyanın sapsarı olması yok hocam ya. Bizim okulda olmuştu. Dedi ki Recep diye bir kardeş arkadaş vardı. Dedi ki ayarladı 3-4 kişi. Bak şimdi. Dedi ki okula asacağız. Siz dedi karışmayın bize destek verin. Tamam nasıl? Sen destek verin. Ese ayarladı. Milli güvenlik hocası vardı, eskide milli güvenlikte şey vardı, asker emeklisi. Girdikten kalktı. Diyor ki hocam, hocam hayırdır, hasta mısınız? Yok oğlum, ne hastası? Yok hocam dedi, renginiz biraz sararmış dedi de. Yok oğlum dedi, ne hastası ya ki? Oradan bir tanesini de bir beraber ayarladılar. Dedi, evet hocam dedi, biraz dedi, galiba renginiz benziniz şey dedi, uykusuz musunuz? Deyince birkaç kişi de şey yapınca, oğlum beni hasta etmeyin dedi. Yok hocam, senin için söyledi falan da daha sustular. Bu adam içine kurt girdi mi? Ve, vehim girdi. Ya ben bir yüzümü yıkayayım dedi. Yüzünü yıkayana gidene kadar olan hakikaten lan benim kafam şey yüzüm sapsarı mı diye. Gidene kadar katen kanı da çekiliyor. Vehim ya. İnsan düşün, düşündüğüne dönüşüyor ya. Sonra gidince sonra evet çocuklar galiba hastayım dedi. Ben sizi gönderiyorum dedi. Gidin dedi. Ay, hiç unutmuyorum. İnsan, insan nedir felsefeye göre? Olmakta olandır devamlı değişendir ama herhangi bir dır denmez. Devamlı değişmesi devam ediyor. Ben onu şöyle diyorum Risale-i Nurca. İnsan tayin ve pekmezin karışımı gibi hayallerini ve düşüncelerini karıştırın donmuştur. Donmuş anıdır o anda. Neyi hayal ediyorsan, neyi düşünüyorsan ona dönüşensin. O zaman doğru düşünürken asla kendini kötü hissedemezsin. Eğer kendini kötü hissediyorsan doğru düşünmüyorsun demektir. Neyi değiştireceksin bedenliğinden önce <laughs> düşünceni değiştireceksin. Şimdi geç bak o şeyi. Bak adama kapı açılıyor. Evliya adam. <laughs> bak evliyaya görüm. Evli ya. Bak görüm açıldı. İşte bu kapı nasıl açıldı? Adamı gördü de açıldı. Bir de şifreli olsa, bazılarının gözünün şeyine göre, bazı kartına göre, bazı sese göre açılıyor. Geç bunu. Arkadaşlar bu çok önemli. Ustad diyor ki mekulat ve malumat-ı kalbiye elekser kulak penceresinden kalbe girerler. Gençler bu çok önemli. Bu itibarla sem kalbe yakındır. Münafık bahsinde söylüyorum. Bak kulak, göz, burun, dil ve el. 5 Bunların dördü direkt yani sistem çalışma itibariyle sistem sinirsel bakımdan beyne bağlı. Ama verileri kulak hariç hepsi beyne gönderir. Ondan sonra beyin süzgecinden geçtikten sonra kalbe, ruha, vicdana iner. Kulak hariç. Kulaktan giren direkt kalbe gidiyor. Beyine uğramıyor. Ses. Aha bak gösteriyor. Kulağa da bakın. Geç bakayım o şeye, burunu. Aha bak direkt gidiyor. Bak ee, beyindeki kokular, ee, burun, koku, tat vesaire. Bak direkt. Onun için neyi dinliyorsanız mutlaka vicdandaki kapteki duygu ve hisler uyanacaktır, kontrolsuzdur. Onun için adam e, koku var ya koku, e, koku kendi cinsindendir. Koku kişinin kişiliğidir. Yakub aleyhisselam ben Yusuf'un kokusunu alıyor. Koku öyle bir zaman gelecek o teknoloji kişilerin kimliği olacak kokusu. Teri de öyle. Teri de öyle. Terine göre ilaç yapılacaktır. Mesela herkesin teri mübarektir. Şarap içenin İslam hukukunda fıkıhtaki şarap içki içenin teri necistir. İdrar gibidir. Çünkü o cinstendir. Yani seyrettiğimiz beyne gidiyor. Orada imbiklerden geçer. burundaki de öyle. Dil de öyle. Dokunma da öyle. Fakat kulaktan gireni aklın kontrol edemezsiniz. O koku cinsinden ondandır ki Allah Resulü bana şey sevdirildi. Evet. Bak göz beyne gidiyor. Bu bilimsel yani. Direkt kontrol edebilirsin. Geç. Evet. Akciğerin üç özelliği var. Kirlenmiş havayı temizler. Vücut ısısını sağlar. Üç. Bu çok önemli. İnsanların aklını, kalbini, ruhunu sihirleyip büyülüyorlar. Kelam ile insanın içsel alemine nüfus cüzdanıdır. Yani akciğer nasıl, kelam nasıl çıkıyordu? Ruhtan, dağın tepesindeki suyu söylemiştim. Çıktı, aşağı doğru indikçe nerelerden geçmişse onlardan alıyor ve suyun tadı değişiyor. Ruhtan çıktı, kalbe geldi, vicdana geldi, akla geldi, akılda, tahayülde elbise giydi. Sonra akciğere gelir, akciğerde at karbondioksit atılırken, Kelam da atılır. Kelam bu yolla gelmişse, kelamla aynı yola girebiliriz. A eşittir b ise b eşittir a'dır. Sırrınca kelam hangi yollarla gelmişse, aynı yollarla kelamla gidebilirsiniz. Ondandır ki Asay Musa 754-756 şu alarda, bütün sihir ve büyüleri iptal edebilen Asay Musa diyor. Ee, şeyde muhakemat 89'da göreceğiz onu şimdi. Si kelamda konuşmakta beyandan sihir vardır diyor. Sihri beyani beyan. Şimdi bu ha bu, bu, işte Fil, <laughs> mikrofonlar, <şu> mikrofonlar. <gülüyor> <gülüyor> zehirli nefesleriyle diyor. Kulazı bir Rabbil felek Orada hani aşağılarda hatırladınız mı? Bak. Düğümlere ha düğüm. Üktelere. Yani bu oranın alemin ifadesi. Buralara üflerler diyor. Tamam mı? Üflerler. İşte kelam hangi yolla çıktı? Aynı yolla oralarda etkilersiniz. Sihir ve büyü kelam ile yapılıyor. Kelam ile de çözülüyor. Televizyonlarda, videolarda yapılıyor. Bedava adam bu kanama saf edecek videoyu çekecek. Sen de basit bir şeyle telefonla onu seyredeceksin. Adam ömür verdi ya. Şimdi alacağı yoksa sana niye versin? Ben gayem olmasa, sizden bir beklentim olmasa, ben birilerinden bir şey almasam burada da saatlerce ne şey yapayım? Çenemi ne yıpratayım? Kimden bekliyorum? Allah'tan. Allah'tan. Allah'ın rızası için sizde bende varız. Adam videoyu Allah için yapmıyor ki. Ne bekliyor ondan? işte etkiliyor. Subliminal, illuminati yapılıyor. Felsefi ise illuminati. Eğer görsel hayalimiz şeyde, namaz kılarken seccadeler değişiyorsa, insanlar garipleşiyorsa, Aa, orada bir şey gözdüm diyorsan videolarda ara. Bana birisi göz yaptı, sihir yaptı, büyü yaptı değil. Seyrettiğim videolardan etkilenmişsin. Aa, orada bir ses geliyor. Dinlediğimiz seslerdendir. Bak akciğer Akciğer nasıl insanların aklını, kalbini ve ruhunu büyülüyor? Ruhtan çıkan latifeler, kalpten çıkan meyili vicdanda hisse ekiyor, ekliyor. Akılda ilim ekleniyor. Tahayyül ile kalp ve vicdandakileri kelam elbisesi giydiriyor. Tekrar akciğere gönderiyor. Akciğere yani beyin akciğere gönderiyor. Gönderip havaya yükleniyor. Ben konuşuyorum ve ses telinden dışarı çıkıyor. Saz mesela saz ses var mı yok. Hiçlikten yaratılıyor. Bak tele vuruyorsun. Peki nasıl mana manalanıyor? Gözükmeyen mana elime. Elim tele, telde dışarıya. Görüyor musun? Gözükmeyen müzik notalarım ben de geliyordum. Niyetim bu. Ona göre vuruyor bak. Ben gelmiyorum. O da böyle. Ben gelmiyorum ona vuruyor. Demek ki bu teli elimi hareket ettiren bendeki bu. Bu şeyler. Havaya yükleniyor ve ses telinden dışarı çıkıyor. Telden sesin hiçlikten yaratılıyor. Bakın. Telden hiçlikten ses çıkıyor. Benim ağzımdan bak hiçlik. Durdum bak. Ha konuşuyorum. Hiçlik. Karşındakinin kulağından kalbine giriyor. Ben konuşuyorum. Siz haberle durmuşsunuz. Ben şimdi ekiyorum. Bu konuşmalar hiç aklınıza uğramadan doğru kalbe gidiyor. Sonra akla veri veriyor. Direkt oraya etkiliyor. Onun için kalbinize dikkat. Ne ile? Kulağınıza dikkat. Yani emri tekvininden gelen hurufat, ustad diyor, maddi kuvvet hükmünde vücudu eşyada hükmeder. Ve emri tekvini adeta aynı kudret, aynı irade olarak tezahür eder. Bak şimdi, arabadaki cam filmi gibi, Allah burayı hava ile ince bir tabaka olarak örtmüş. Hava aynı bunun gibi abiler. Görüyor musunuz bak. Normal cam %100. %62 boyarsanız bu şekilde gözükür. %81 şey yapar. %92, %100 gözükmez. İşte bu hava cehaletimize göre siyahlaşıyor, saydamlaşıyor. Saydam olursa karşı görüyorsunuz. Nasıl görürsünüz diye örnek vermişimi de vereyim. Adama bakıp ruhunu seyredersin. Adamın simasına bakarak, simasına bakarak ruhunu, konuşmasına bakarak kalbini, mahkemesine bakarak konuştuğu ifade tarzına da aklını direkt seyredersin. Peki bu şöyle bak, saçı düzeltiyorum. Yüzümü gösteriyor ayna. Bu aynaya bak, benim duygularımı göstermez, hislerimi göstermez. Hissiyatımı göstermez. Sırf görüntümü. Peki bu aynaya bak. Ruhu gösteriyor. Et ayna olur mu? Bu ruhumu, kalbimi gösterdi. Dışarıya taşıdı. Orası bizi görüyor. Nasıl görüyor? Güneş Temmuz ayında şiddeti zuhurundan gözükmediği gibi. Arabaların o saydam cam, camları içeriden dışarı gözüküyor. Ama dışarıdan içeri gözükmüyor. Aynen güneş mesela oradan bizi görüyor. Ama o kadar şiddetli geliyor ki gözü kamaştırıyor, köle diyor bizi. gayptakiler bizi görüyor. Bu hava saydam camından oradan bizi görüyorlar. Şu anda akrabalarınız, dedeleriniz sizi görüyor. Hepsinin o ahiretin diyor. Ceridelerine, haberlerine düştünüz. Bu medya bir şey değil. Esas medya orada herkes düşmüş orada. Alemi gaypta sizi seyrediyorlar. Bizi seyrediyorlar. Ama biz görmüyoruz. Çünkü Arabanın film camına benziyor hava. Benim ağzımdan çıkan kelimeye odaklanıp beni unuttuğun gibi söyleyen değil, söylenilen, söylenilene takılıyorsun. Mesela ben hiç bedenime şuna bakmıyorsun. Ne diyor ya bu adam? Ben beni unutup kelamıma dikkat ettiğin gibi kelam da böyle. Kişi konuşarak kelamı ile içini dışarıya taşıdığı gibi aynı kelam aynesine bakarak Kelam aynadır. Geldiği kişinin içsel aleminin, alemini seyredersin. Hava sayfası o kadar açık, o kadar gizlidir. Hava da böyledir. Bak, benim ağzımdan çıkan kelamı kimse gören var mı? Yok. Neyle görüyorsunuz? Kulakla. Bu gözle gözükme başkadır. Kulakla görmek başka, Burundan görmek, değil, elle görmek başka. İşte kelam da böyledir. Burası celal, cehennem. Burası cemal, cennet. Bakın ikisi tam atlayacak bir, bir alem oluşuyor. Görüyor musunuz? İşte Allah var iken hiçbir şey yoktu. Allah bu alemi ne ile yarattı? Maddesi taşlar toprağa dahi hayattan kudretle yaptı. İlimle ilimle programladı. İradesiyle tercih etti. Bu alemi şehadeti yapıyorum. Celal ülkesi olan cehennem alemidir. Celal. Allah'ın celali tecelli ederken cemal esması da. Yani cemal mesela merhamet ediyor. Celal ise kahrediyor. Tamam Kahrediyor. Cehenneme sokmak istiyor. Cemal da cennete koymak istiyor. İki sızıt. Celal ile cemal bir çarpışıyor. Bunun gibi. Hiç alakası olmayan bir vücut çıkıyor. Şua. Değil mi? Böyle. Onun adı da alemi şahadet. Celal ile cemali 24. sözde geçiyor. celali, celali cemalin üzerine. Cemali de celalin üzerine tecelli ettirince kemal çıkıyor. İşte diyor ki evet emr ve iradenin bu gayet hafi ve, ve vücudu maddeleri gayet gizli ve havaya havayı adeta nim manevi, nim maddi nevindeki mevcudatta Emri tekmini aynı kudret gibi asarı görünüyor. Belki ilahi ahir devam ediyor. Yani Allah var iken bu mekanı nereden yarattı? Madde nereden geldi? Domuz, zilan, insan, cin, melek, kadın, erkek, çocuk, taş, toprak. Nereden yarattı? Allah var iken taş, toprak yoktu. Allah neyle yaptı? Celali ile Cemali'nin bir çarpıştırdı kemal çıktı. İşte celal aynı kablo. Bak hiç benziyor mu mesela şu elektrik kablosunda şurada sıcaklık yok. Işık ee, yok. Katillik yok. Ama elektrik ocağına gelirse ısı, ısı, olur. Wolfram teline gelirse ışık olur. Ben görmediğime inanmam diyene göstersin katil olur. Gebertir adamı. Aa işte bak kabloda böyle bir şey yok. Ha görüyor musunuz? Aa burası alemi şehadet. Hiç ikisine benziyor mu? Yok. Demek ki buranın kıymetini bilin. Şu beden, cismani hayat o kadar mühim ki Allah Resulü, Adem Aleyhisselam dedemiz, cennetten geldi ki şu cismaniyeti yaşayayım diye. Zıttiyeti yaşayayım diye. Bak Adem Aleyhisselam cehennemden gelmedi. Berzah'tan da gelmedi. Cennetten geldi. O kadar mühim ki cennetten gelmeye değer. O zaman burayı cehennem yapma cennetten geldi ki bura cennet tek boyuttu. Cemal idi, cemal. Cennette olan insan, Adem Aleyhisselam cennette olduğunu bile bilmiyordu. Cennet, cehennem buradan bilinir. Buradan çözülür. Bazen bir kelam, bir kelam bir söz ümitsizliğe atarsa seni, iç alemini cehenneme çevirdiği gibi, bazen güzel bir kelam seni cennetine dönüştürür. Bu dersten çıkarken Diyeceksin ki, ha demek ki %76 ben suyum, kendimi kötü hissediyorsam doğru düşünmüyorum. Celal bende aktif, olumsuz ortam, olumsuz insanlarla hele hele olumsuz videoları seyrediyor. Sen o olumsuz televizyonlar, videoları seyrettikten sonra YouTube, Instagram rahat yatabilir misin ya? O kafanda aktif. Şuraya bakın ya, burası alemi şehadet abiler. Peki bu nedir? Güzel filmler. Bu da kötü filmler. Bak geldi mi? Bak duman ediyor. Başka var mı? Evet. Ha bu da bak ne yapıyor? Şimdi sen e, çıplak gözle uyduyu görebilir misin? Göremezsin. Bu kulakla uydudaki sesi duyar mısın? Yok. Çanak anteni koy. Çanak anteni koyunca gözün görmediğini görüyor mu? Kulağın işitmediğini işitiyor mu? Nerede biliyoruz? Kabloyla televizyonda gözüktüğü gibi o ilacı bir geç. Kafadaki ilaç. Şimdi bu lazım. Çanak anteni dur, çanak anten gözün görmediğini aldı mı? Aldı. Kulağın duymadığını işitti mi? Televizyonda gösterdi. İlaç şifa vermez, şifaya vesile olur. Çanak anten bizim gördüğümüz cinsten görmez. Bizim göreceğimiz cinse televizyonda dönüştürülür gibi, içtiğimiz hap çanak anten gibidir. Haşa, yüz bin defa haşa anlamak için. Uydu Allah'a misal. Çanak anten aspirine misal. Televizyon bedene misal. Televizyondaki elektrik hayata misal. Televizyondaki elektronik sistem ruha misal. Televizyonda o filmin benim gözümün görmediğini, kulağımın işitmediğini çanak anten getirip göstermesi de o aspirin, hapa, hasiyet veren, şifa meziyetini veren de Uydudan gelen sinyal gibi şafi hakiki Allah'tır. İlaç böyle düşün. İlaç çana anten gibi düşün. Uydudakini aldığı gibi o magnezyum, kalsiyum maddesi, demir maddesinde de Allah'ın şafi enerjisi, esmaların enerji dalga boyutları oraya absorbe olmuş. Yani oraya toplamış, tecelli ediyor. Niye burası göstermiyor uyduyu da çanak anten gösteriyor? Magnezyum demirdi de bir araya getirirsen Şafi ismindeki o şifa enerji boyutları bu elementi yansıtabiliyor, yansıtıyor. Dolayısıyla şifayı veren aspirin değil, aspirin üzerindeki Allah'tır, esmadır. Televizyonda gözüken televizyon göstermiyor. Cahil adam ne der? Televizyonu görür böyle. Televizyon gösterdi. Ama bilmez mi ki çatıda var? Çatıdaki uyduyu bilmez. İşte hap da buna misal. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin. Bizi bizi bırakmasın. Evladı iyalimizden İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştirsin. Cenab-ı Hak bizim tahrip sistemlerinden uzaklaştırsın. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahedetullah bedenimize ibadet olan nasip eylesin. Amin. Ya Rabbi İslamiyet'e ve Müslümanlara, Gazze'ye ve Biladi İslam memleketlerine yardım eyle ya Rabbi. Amin. Düşmanlık yapanları da kahar ismine karı perişan eyle Amin. ya Rabbi. Ve ahir davahum en ilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha